Evet, herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Ancak bu defa herhangi bir kod görmeyeceğiz. Niyetim biraz sohbet etmek. Çünkü tahminimce Türkiye'de zaten çok fazla Rust kullanan olmadığından dolayı Rust hakkında da çok fazla hani verimli, daha doğrusu detaylı bilgi yok. Çok fazla işte İngilizce terimin olduğu, çok fazla terimin kullanıldığı. Ama esasen programlamaya yeni başlayan veyahut Rust'a yeni başlamak isteyenler için çok da aydınlatıcı bilgiler olmadığını fark ediyorum. Ben de gerçi yazmamışım herhangi bir yerde. Eskisi gibi zaten blog kültürü yok, yazı yazma kültürü yok Türkiye'de. Daha çok Instagram işte Facebook konuları Türkiye'de revaçta. Zaten üretimde olmadığından dolayı herhangi bir kişi ben bir üretim yapayım oradan bir kazanç sağlayayım demiyor yani. Çok nadir insanlar, onu da çok fazla bulamıyorsunuz. O nadir insanlar da üretim yaptıkları zaman pek fazla etraflarına o üretimleriyle ilgili ya da o tecrübeleriyle ilgili açılmıyorlar ya da o bilgiyi paylaşmıyorlar. Daha çok işte şöyle ev sahibi oldum, böyle parayı kırdım, şuradan para geldi, bilmem falanca şirkette çalıştım gibisinden dertler. Öğrenme pek fazla gerçekleşmiyor maalesef Türkiye'de, niye bilmiyorum ama yani alıcısı da yok. İşin ilginç tarafı bu. Alıcı da yok. Yani herkes konuşuyor, herkes işte JavaScript'te şöyle yaptım, React kullandım, böyle döktürdüm, işte Angular üf. Herkes böyle konuşuyor ama yani Angular nedir? Angular'da kod yazmak nasıl olur? İşte yapılar nelerdir? Siz nasıl bir tasarım yaptınız diye bir soru sorsak cevap vermiş olan kimse yok. Yani tabii vermek zorunda değiller işin doğrusu ama birilerinin de aslında yapması gerekirdi diye düşünüyorum. Yani eğitim serisinin de olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ha, orada da yine tabii Türkiye'nin ekonomik şartlarından dolayı herkes bir şekilde bir gelir elde etme arzusunda ki çok da mantıklı aslında. Neden? Çünkü gelir olmadan aslında üretim de olmaz. Kimse bunlardan gelir elde edemiyor. Yani siz Rust eğitimi verdiğiniz zaman Türkiye'de bunun alıcısı yok. Maalesef. Hani JavaScript de yapsanız aslında alıcısı yok. Yani Türkiye'de programlama öğreniyorum denildiği zaman, öğreniyorum diyen insanlara baktığım zaman ben şunu görmüyorum. Ha, burada çok sağlam bir bilgi var. Ben bu bilgi öğrenirsem bir meslek sahibi olurum demiyor. Şöyle düşünüyor. Yazılımda çok iyi para varmış. Yazılımcı olayım. Şimdi bu işe en baştan aslında yanlış başlamak oluyor ama insanların çoğu bu şekilde düşündüğünden dolayı ekonomik durum da var çünkü hani biz işte bir şeyler üretelim oradan para kazanalımdan ziyade nasıl para kazanırız? Hemen para kazanalım, birdenbire para kazanalım, bu zor durumdan kurtulalım eğilimi gösteriyor. Çünkü toplumsal histerik haline gelmiş bu maalesef. Yani herkes bir yerden bir kapı tutup oradan yürümenin derdinde. Tabii bu da doğal olarak güzel bir ne bileyim bilgi akışı olmamasına sebep oluyor maalesef. Ama tabii benim durumum biraz farklı. Ben kodlamayı seviyorum. Ne bileyim hobi olarak seviyorum. Uğraşmayı seviyorum. Zaten bir miktar da alanım. Yani bilgisayar üretmenim. Niçin bir miktar dediğime gelirsek Türkiye'de hani bu kadar yazılım açığı var işte 1 milyon yazılımcı üretiyoruz falan muhabbetleri dönüyor ya. İşin ilginç yanı ben 15 yıllık bilgisayar öğretmeni olmama rağmen henüz bana öğrenci vermiş değiller doğru düzgün. Henüz. Yani okullarda programlama öğretilmiyor. Algoritma öğretilmiyor. Yani bana diyorlar ki evet biz seni bilgisayar öğretmeni olarak aldık. Sen gel çalış ama öğrencilere karışma. Bir öğretmen ve 15 yıldır bunu yaşıyorum. 15 yıldır bunu yaşıyorum. O yüzden kısmen benim alanım diyorum. Yani normalde benim alanım, bunu öğretmek benim alanım. Fakat bana bu imkanlar pek fazla verilmiyor. Hal böyle olunca benim de motivasyonum tabii doğal olarak düşüyor. Fakat işte son birkaç yıldır ben artık aman milli eğitim olmasa da ben bu işi öğrenmek istiyorum dedim. Ve biraz daha hani tamam biliyordum ama böyle derinlemesine bilmiyordum. Sadece işte ortaokuldaki işte lisedeki başlangıç düzeyinde öğrencilere bir şeyler öğretebilecek seviyede genelde öğreniyordum. Çünkü motivasyonum yok. Benim çünkü herhangi bir şirkete girip orada iş yapma
arzum yoktu. Sonuçta bir mesleğim var. Öte yandan neydi işte, bir şeyler ürettiğim zaman karşılık alamıyorum. Yani okula gidiyorsunuz, okulda yazılım dediğiniz zaman o nedir falan filan gibisinden gülen öğretmenler, idareciler gördüğünüz zaman o istemsizce boş ver la, boş bunları boş ver, uğraşma falan diyesiniz geliyor. Fakat birden sonra tabii insan üretim yapmadığı zaman hayatında bir çıkmaza giriyor. Gerçekten üretim yapmadığınızda strese giriyorsunuz. Beyniniz bir şeylerle uğraşmak zorunda aslında. Çünkü bir şekilde enerji harcıyor, elektrik harcıyor. Fakat sizi tatmin etmeyen şeylerle sürekli uğraştığınız zaman bir yerde beyniniz artık isyan etme moduna geçiyor. Oyunlar da aslında öyledir. Mesela sürekli aynı oyunları oynamazsınız. Ne yaparsınız? Oyunlarda sizi zorlayan, beyninizi zorlayan bir şeyler bulmanız gerekir. Ancak öyle zevk alırsınız oyunlarda. Bu da öyle. Yani ben uğraşma, tembellik, tembellik, tembellik nereye kadar? Öğrencilere ders anlatamıyorum, ders vermiyorlar bana. Efendime söyleyeyim, şirketlere de girme hevesim yok. Ben nereye kadar böyle boş boş duracağım? Duramıyorsunuz. Bir yerden sonra işte gayet sinir stres haliyle bir şeyler üretme, bir şeylerle uğraşma, hobi bulma yoluna gidiyorsunuz. Benimkisi en azından bu. Tabii benim hobim dediğim zaman, ben daha önce açıkçası 3 boyutlu modelleme, animasyona çok meraklıydım. Ondan önce yine programlamaya merakım vardı. Sonra Blender denilen programa merak saldım ama Blender hakikaten beni aşan bir şeymiş. Yani en azından İngilizce konusunda kendimi çok yetersiz gördüm orada. Yazılımda bile mesela İngilizceye ihtiyacım var ama o İngilizceye bana yetiyor. Benim İngilizcem onu öğrenmeye yetiyor ama Blender'da yetmiyordum maalesef. Çünkü muazzam bir teknik detay, teknik kavram mevcuttu ve ben onlara hakim olmakta aşırı derecede zorlanıyordum yani. Bir de üretim yapmanız gerekiyor. Yani benim o üretimi yapabilmem için nereden bakarsanız bakın gayet basit. İşte 5-10 dakikalık bir animasyon yapabilmem için benim 2-3 yıl boyunca uğraşmam lazım. Ha biraz da bende takıntı var. Böyle dandik bir animasyon yapmaktan ziyade böyle biraz daha orijinal olsun istesem 5 yılım falan gidecek. 5 yıl boyunca o motivasyonu nereden sağlayacaksınız? Kolay değil yani o motivasyonu sağlamak. Neyse oradan vazgeçtim. Yıllar sonra işte bir Python öğrenmek arzusu bende hasıl oldu 4-5 yıl önce. Biraz Python öğrendim. İşte Python'la bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir proje ürettim. O projeden sonra içime sinmedi. Projeyi biraz daha değiştirmek istedim. Yani benim niyetim işte okulların iletişim ağını kurmaktı. İşte o öğretmenler, öğrenciler, veliler falan aynı ağ üzerinden iletişim kurabilsinler ve bunu biraz daha geliştirmekti niyetim. Fakat baktım tek başıma bu kadar büyük bir ağ yapısını yapsam bile benim gibi tasarım özürlü bir insanın bunu okullara götürüp kullandırtması ya da okullara işte bakın ben böyle bir şey yapmışım, ücretli yazılımlar yerine bunu kullanabilirsiniz gibisinden bir şeyler söylemesi zordu. Neydi? Ben de oradan vazgeçtim. Bir şey yapayım, okullar bunu mecburiyetten kullansınlar diye düşündüm. O da ders dağıtımı programını yaptım. Şimdi bunu söyledim. Bunu burada keseceğiz. Daha sonra tekrar bu dağıtımlar Rust'ın ne alakası var konusuna giriş yapacağız. Öncelikle neden Rust programlama dili öğrenmeliyiz ya da neden Rust desek? Programlama tarihine baktığımız zaman programlama tarihindeki en eski dil, hani Pascal, Fortran ikisinden biri çok eski. Basic mesela çok eskidir ama mesela bu programlama dillerinin her biri belli bir alana yönelik kendini geliştirmiştir. Mesela Pascal daha çok matematiksel işlemlerde kullanılan, mühendislik işlerinde kullanılan, tam emin değilim ama Pascal matematik olması lazım. Fortran biraz daha mühendislik işi olması lazım. Ondan sonra Ada var mesela. Ada o zamanlar birkaç işletim sisteminin temelinde kullanılan bir programlama diliymiş. İşte Assembly dediğimiz biraz daha low level dediğimiz yani makine diline çok yakın olan o programlama dili var. Fakat daha sonra işte C programlama dili ortaya çıkınca Assembly'nin ve Ada'nın yerine talip oluyor. Neden? Çünkü C programlama dili daha çok
insan diline yakın, daha doğrusu matematik diline yakın ve çok daha hızlı bir şekilde ve assembly'ye yakın bir performansla çalışan bir programlama dili. Ondan sonra tabii C'den sonra uzunca bir süre C kullanılmış. Tabii yanında işte dediğim gibi Fortran, Pascal, işte Basic'te kullanılmaya devam edilmiş. Ancak bunların hepsinde mesela yerine oturmayan bazı şeyler var C hariç. Diğerleri mesela nasıl desem yerlerini diğer programlama dillerine çok çabuk bırakmışlar. Bunun tam olarak sebebini bilmiyorum. Ben kendim kullanmadım çünkü. Pascal'ı kullanmadım, Fortran'ı kullanmadım. Ama mesela Fortran uzunca bir süre aslında üniversitelerde bunun eğitimi verildi. Fakat Pascal işte 2000'li yıllardan sonra Delphi dediğimiz yazılım var mesela arayüz programı. Pascal'ı kullanıyordu fakat daha sonra Windows bunun yerine kendi ürünlerini çıkarınca o da tarihte silinmeye başladı ki şu anda neredeyse kullanan yok diye biliyorum. Tabii işte Windows'la beraber işte C, C++, C Sharp türevleri ortaya çıktı. C++ aslında çok eski bir şeye sahip. Neden mesela C++ kullanılmış? C geliştirilmesi çok zor bir dil. Mesela ilk C geliştirildiği zaman bilgisayarların aslında ihtiyacı çok fazla değil. Dolayısıyla C yetiyor. Zaten bilgisayarla uğraşan ancak ileri düzey 3-5 tane mühendis. Onun dışında kimse bilgisayarla zaten bir geliştirme falan yapmıyor. Haliyle hepsi de C'yi biliyorlar. Bilgisayar konularına gayet hakimler ve C onlar için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ancak bilgisayarlar, PC'ler gittikçe, ilerlemeye başladıkça C'nin geliştirilme hızı bir miktar engel olmaya başlıyor. Yeni yapılar oluşturmak, yeni kütüphaneler oluşturmak, efendim söyleyeyim işletim sistemlerinin arayüzünü oluşturmak gibisinden konular gittikçe zorlaşıyor. Çünkü zaman alıyor. Bunun yerine işte C++ denilen yapı çıkarılıyor. Biraz Java'ya benziyor ama tabii Java aslında ona benziyor desek daha doğru olur. Ve işte C'nin yerini almaya geçmiyor aslında. Hani C çekirdek seviyesinde bir dil olarak kalıyor. C++ biraz daha işte nasıl desek hem çekirdek seviyesinde de yazabilirsiniz C++ ile ama biraz da görsel programlamaya yönelik oluyor. Nesne tabanlı bir programlama çünkü. Nesneler oluşturabiliyorsunuz orada. Daha rahat işte yapılar oluşturabiliyorsunuz. Ancak yine de her ikisinin de bir problemi var. O da bellek yönetimi. Bellek yönetimi biraz sıkıntılı bir konu. Fakat bakın hem C'nin hem de C++'ın bellek konusunda performans sağlıyorlar ama bu performansın bir götürüsü de şu, belleği siz kontrol etmek zorundasınız. Dolayısıyla yani bunun takibi de ilk etapta mesela küçük ufak tefek programlar için pek fazla bir sorun teşkil etmiyor. Ama programlar genişledikçe programın herhangi bir yerinde sizin bellek yönetiminizde aslında bir hata varsa bunu hem tespit etmek zorlaşıyor hem de program çok büyüdüğü için ve bütün yapılar da sizin o temel programınıza bağımlı olduğu için bir yerden sonra artık yorucu hale geliyor bunu tespit etmek. Aynı durum C++ için de geçerli tabii ki. Sadece C problemi değil bu. Ha, bunu nasıl aşıyorlar? İşte Python gibi, işte Java gibi, efendime söyleyeyim başka hangi diller var? Perl var mesela, Ruby var. Daha sonra işte F Sharp çıktı, C Sharp çıktı, bilmem Go çıktı. Bunlar da mesela bu açığı kapatıyorlar. Peki bu açığı bu programlama dilleri nasıl kapatıyor? Şimdi olayı biraz metafor kullanarak anlatayım. Mesela diyelim ki siz bir yere pikniğe gittiniz. O piknikte sizin bir sürü malzemeniz var. İşte değerleriniz var. İşte meyveler, sebzeler, et, mangal, işte efendim söyleyeyim ateş yaktınız, işte poşet getirdiniz, efendime söyleyeyim işte oturmak için bez getirdiniz falan, çekirdek getirdiniz. Bunlar sizin için gerekli olan malzemeler piknik için. Şimdi bu piknikteki malzemeleri programda kullandığınız değişkenler olarak düşünün. Siz o malzemeleri program bittikten sonra ne yapacaksınız? Piknik yerinden almalısınız. Kir bırakmamalısınız. Hani Türkiye'de aslında bu piknik örneğini vermek çok yerinde bir örnek değil. Çünkü kimse piknik yerini temizlemesi gerektiğini bilmiyor. O yüzden zaten bizim sistemimiz bozuk. Dandik. Aşırı dandik. Her neyse biz sistemimizi güzel yapmak istiyoruz diye düşünelim.
Nedir o da? İşte piknik yerini temizlememiz gerekir. Hiçbir şey bırakmayalım. Çünkü başka zaman başka bir program gelecek. Yani başkaları da orada piknik yapacak. Orayı onlar kullanmalı. Belleği bizim programın işi bittikten sonra belleği boşaltar mı? Başka programlar çünkü orayı kullanacak. O belleği başka programlar için temiz hale getirelim. Düşüncesini mesela örneklerseniz C ve C++ şöyle yapıyor. Her çöpük kendisi makine dilinde 0 ve 1'ler işte binary dilinde kendisi tanımlamış, kodlar yazmış. İşte bunun işi bitti, bunu sil. Bunun işi bitti, bunu sil. Bunun işi bitti, bunu sil falan filan gibisinden kontrol ediyor. Ama düşünün mesela siz her defasında işte bunu yapıyorsunuz. Evet ama bunu kontrol etmek özellikle yazılım dilinde çok zor. Piknikte tabii bir miktar basit olabilir ama düşünün yani muazzam bir kamyon dolusu malzeme getirmişsiniz ve o malzemelerin hepsini de piknik alanına sermişsiniz. Her defasında işte hangisinin işi bittiyse gidiyorsunuz onu poşete şak poşete koyuyorsunuz. O poşeti alıyorsunuz işte makineye, arabaya koyuyorsunuz gibisinden. Sürekli size uğraşıyorsunuz bununla. Zor haliyle ve arkanızda bir şeyler bırakma ihtimaliniz de var. Düşünün özel bir bilgiyi de bellekte bıraktınız. Hackerlar mesela o bilgiyi yakalayabilir. Neyse bu böyle. Bizim peki Java gibi dillerimiz ne yapıyor? Java gibi diller şunu yapıyor. Bir tane eleman tutuyorlar. O bir elemanın yaptığı tek bir iş var. Çöpleri toplamak. Piknik alanında bizim getirdiğimiz hiçbir şey kalmasın diye bir kişiyi buna görevlendiriyorlar. Dolayısıyla şimdi bir kişi buna görevlendirdiğiniz zaman ne iş yapacak o bir kişi? Sürekli çalışacak. Sürekli çalışacak. Haliyle sizin ona parasını ödemeniz, ücretini ödemeniz gerekir. Bu da nedir? Aslında hem performanstır hem de bellektir. Neden? Çünkü o bir kişi için de siz malzeme getireceksiniz. O bir kişi de çünkü malzeme kullanacak. Onun dışında işte arabada ona da yer vereceksiniz ve artı ona yemek vermek zorundasınız. İşte bu kişi atık toplayıcı. Atık toplayıcı evet çok güzel bir iş yapıyor, çok düzenli oluyor ama ortalığı temizlediği için ayrıca ona yemek vermeniz gerekir, ona da malzeme getirmeniz lazım. Onu da işte arabada ona da koltuk ayırmanız gerekir gibisinden problemler. Hani problem demeyelim aslında problem çözen bir şey. Düşündüğünüz zaman çok mantıklı değil mi? Müthiş. C++'da ya da C'de böyle bir durum yok. Dolayısıyla ortada çöp kalma ihtimali var, atık kalma ihtimali var. Ama atık toplayıcınız varsa, bu işle ilgilenen bir yazılımınız varsa bunu gayet rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Fakat dediğim gibi performanstan ödün vermek zorundasınız. O kişiye de yemek vermek zorundasınız. O kişiyi de efendime söyleyeyim arabaya almak zorundasınız. Ve ayrıca o kişinin de kendine ait bazı çöpleri olacak. O da kendi çöpünü de toplayacak. Bu yüzden işte C mesela hızlıdır. C++ hızlıdır ama bellek yönetimi, atık yönetimi konusunda iyi değildir. Çünkü paraya kıyıp bir personel tutmaz. Yemek ona da ayrıca ben yemek vereyim demez. Her şeyi ben kullanacağım der. Ve ben hızlı işimi de çok hızlı yaparım. İşim bittiğinde şak onu oradan temizlerim olur biter falan diye düşünerek çalışır. Evet müthiş hızlıdır. Müthiş performanslıdır. Parası da cebinde kalır. Ama öte yandan arada bir ciddi bir hata durumu da ortaya çıkar. Şimdi biz 3 kişilik bir piknik olarak düşünmeyelim bunu. Mesela bir konser organizasyonu olarak düşünelim ki aslında şu anda C'nin durumu konser organizasyonu gibidir. Düşünün bununla ilgilenen o konser ortamındaki herkese diyorsunuz ki hepiniz çöplerinizi toplayın. Şimdi büyük bir çoğunluk toplar. Siz de büyük bir çoğunluğu takip edebilirsiniz yazılımsal olarak. Ama bir iki tanesi ya hata yapmışsa ya kötü bir bilgi çöpü bırakmışsa konser alanında. Buyurun buradan yakın bir de orada konser yapmak zorlaşacak mesela. Çünkü bir gün sonra aynı yerde tekrar konser var ama ortalığı çöp götürüyor. Fakat öte yandan mesela JavaScript ne yapıyor? Büyük bir konser organizasyonunda ki aslında C'ninki kadar büyük bir konser organizasyonu yok. JavaScript 5 tane eleman tutuyor. Siz burayı temizleyin diyor kardeş. Sizin işiniz burayı temizlemek. Bu insanlar çöplerini bırakacaklar. Onlar gidecekler. Onlar gittiği zaman siz nerede gereksiz atık varsa onları toplayın çöpe atın. Bu tabii çok daha sağlıklı çalışan bir sistem, güvenli bir sistem.
Ancak o 5 kişiye maaş vermek zorundasınız. Yani bellek ve işlemci kullanmak zorundasınız. Şimdi Rust bu konuda nereye geliyor? Hani dedim ya, C++'da işi bittiği zaman işte bu çöpü al götür dediğiniz zaman aslında bunu siz elle tek tek yazıyorsunuz. Rust programlama dilinin yaptığı şey şu. Öyle bir tasarım yapıyor ki yazılımda herkes kendi çöpünü alıp atmak zorunda kalıyor. Herkes bunu yapmak zorunda. Eğer bunu önceden hatta herkese anlaşma imzalatıyor ve diyor ki kardeş bak sen kendi çöpünü toplayabilecek garantiyi bana vermezsen ben konser monser piknik falan yapmıyorum. Sen burada çöpünü atmayı garanti edeceksin bana. Çöpünü atmayı garanti edeceksin. Bunun dışında senin buradan çıkış yapabilmen mümkün değil. Dediğinizi varsayın. Rust bunu yaptığı için ne oluyor? Herhangi bir personel görevlendirmesi yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Herkes kendi çöpünü alıyor, götürüyor, atık toplayıcılığını kendisi yapıyor. Her çöpten birileri sorumludur. Her çöpün bir sahibi vardır ve o sahibinin hangi sürede çalıştığı ve ne zaman konser alanından çıkacağı bellidir ve herkes o sorumluluğunu alıp o çöpünü götürüp döküyor. Haliyle ne oluyor? C'ye yakın bir performans elde ediyoruz. Çünkü bunun için personel tutma gereği duymuyoruz. Herkes, konsere gelen herkes kendi çöpünü atmak zorunda kalıyor. Rust bildiğimiz 50 yıllık programlama dilinde 50 yıllık bir problemi çözmüş gibi ortaya çıkıyor. JavaScript'e, Java'ya, şuna buna gerek kalmadan çok fazla bir performans sağlıyor ve güvenliği de sağlıyor. Şu anda piyasadaki en güvenli yazılım diyebiliriz ki Rust. Yani atık toplayıcısı kullanan yazılımlar bile aslında onun kadar değil. Çünkü atık toplayıcısı da bir şeyleri bellekte unutabilir. Çok müthiş bir bellek toplayıcısının olması gerekir. Mesela vardır, evet, hepsinde var. Şu ana kadar gayet güzel çalışmışlar ama onlarda da hata gerçekleşebilir. Çünkü onlar ayrıca da kendi çöplerini de toplamak zorunda. Hata olma ihtimali çok yüksek. Ama Rust öyle bir yapıyla geliyor ki matematiksel olarak bunu yani namümkün kılıyor. Herkes o çöplerini götürecek bir şekilde. Yoksa program zaten derlemeye izin vermiyor. Şimdi tabii Rust'ın tek avantajı da bu değil. Mesela eğer C kullandıysanız bilirsiniz ki C hakkında o kadar dağınık bir doküman var ki C++ için de aynı şey geçerli. Muazzam. Çünkü geçmişi çok derin ve standart bir yapısı tam olarak yok. Şimdi mesela GCC kullanan var, GCC kullanan var derleyici olarak. İşte şunu kullanan var, bunu kullanan var. Bir sürü derleyicisi var ve bir sürü derleyicisinin bir sürü çözümü var. Bir sürü yöntemi var, işte detayları var. Efendime söyleyeyim işte herkes bir telden doküman yapmış. Mesela temel bir kaynağı yok. İşte C++'ı bu grup üretti. İşte onların dokümanı da budur diyemiyorsunuz yani. Herhangi bir merkezi yapısı yok. Şimdi merkezi yapı denildiği zaman herkes bunu çok kötü düşünüyor ama aslında bütünlük açısından merkezi yapı güzel olur. Özellikle bu gibi durumlarda. Rust'ın böyle bir sorunu yok. Rust'ın merkezi bir yapısı var. Rust'ı geliştiren kişiler eğitim dokümanlarını da hazırlamışlar. Sağ olsunlar. Yine C ve C++'da zor olan kısımlardan biri şu. Paket yöneticisi yok. Mesela diyelim ki siz C++'da bir tane web framework kullanacaksınız. Django gibi ya da Flask gibi. Birileri yapmış ama işte onun yaptığı framework C++'ın bilmem kaçıncı sürümünde çalışıyor ama siz C++'ın daha yeni sürümünü kullanıyorsunuz. Nasıl olacak bu? Uyumsuz. Bunu uyumlu hale getireceksiniz. Siz onu uyumlu hale getirirken işte sizin kütüphaneniz kullandığınız framework başka bir kütüphaneye bağlı. Sizde o kütüphanenin eski sürümü var, bilmem ne var. Environment dediğimiz olay resmen bir muazzam büyük bir soruna dönüşüyor. Şimdi ben yazılımı sevdiğim için CS admin değilim ben. Çok da sevdim söylenemez. Bununla uğraşacak bir personel olması lazım. O kadar karmaşık bir durum bu. Çünkü bütünlük yok. Bütünlük olmadığı için siz daha bir satır kod yazmadan muazzam bir efor sarf edip
ortamı hazırlayacaksınız. İşte kütüphanelerin bağımlılıklarını, işte derleyicinin bağımlılıklarını, sistemin bağımlılıklarını, işletim sisteminin bağımlılıklarını, bunların hepsini ayarlamanız gerekir. C++ veya C için. Ama Rust daha çok modern dillere yakın. Mesela Go gibi, Node.js gibi, efendim Python gibi, Ruby gibi paket yöneticisi var. Aradığınız şeyi o paket yöneticisinden rahatlıkla kullanıp gayet rahat bir şekilde proje ortamını oluşturabiliyorsunuz. Çok rahat. Size bunu sağlayan Rust araçları mevcut. Bu hani ilk etapta o kadar göze önemli gelmiyor olabilir ama gerçekten muazzam bir şey. Çünkü ben mesela C ve C++'da evet bir şeyler yazdım ama yeminle söylüyorum o kadar uğraştırıyor ki daha kod yazmadan uğraştığım şeyler benim daha çok vaktimi alıyordu. Yok işte uyum sorunu, yok işte kütüphanesini bul, yok onu derle, yok işte GCC ile ona link ver, bilmem şu kütüphaneleri yükle, derleyici bunları da yüklesin, bunu da al, bunu da ekle falan filan, muazzam. Ve ben bundan sıkılıyorum. Ha bunu seven insanlar da var ama ben sevmiyorum. Ben kod yazmak istiyorum diyorum çünkü benim tarzım o. O yüzden mesela ben C'yi bıraktığımı söyleyebilirim mesela. Ben C ile yollarımın ayrılması bu sebepten kaynaklıdır. Ama Rust'ta bu Python kadar kolay. Haliyle Rust'ı diyebilirim ki her anlamda C ve C++'tan çok daha avantajlı. Hatta diyebilirim ki Java, Go gibi dillerden de çok daha avantajlı bir durumda şu sıralar. Biraz daha ileri gideyim. JavaScript'ten bile daha avantajlı bir hale gelecek yakın zamanda. Tabii kusurları var mı? Kusurlarına geleceğiz. Rust'ın yerine neler kullanabiliriz? Siz Rust'ı neden kullanırsınız onu söyleyeyim. Bir defa performansa ihtiyacınız varsa bir projede Rust kullanacaksınız. Eğer çok işte siz diyelim ki 30-40 yaşlarındaysanız sizin işte başka dillerde tecrübeniz varsa Rust kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ben hani yeni yeni öğrenenler programlama dili nedir bilip de çok daha fazla henüz öğrenme gerçekleştirmeyen kişiler için genelde bunları anlatıyorum. Yoksa daha önce Java'da büyük bir tecrübe elde etmiş adama işte gel Rust öğren demenin bir anlamı yok. Çünkü bildiğimiz yol en kısa yoldur aslında. Hani hangi dili çok iyi biliyorsanız orada devam edebilirsiniz. Esas olan da budur. Ha ama günün birinde şunu söyleyebilirim. Artık veri yapıları çok muazzam geniş oldu ve performans ihtiyacı gerçekten çok önemli bir hale geldi. Her şirket yavaş yavaş Rust programlama dilinin o hızına erişmek isteyecek. Yapar mı, yapmaz mı? Yaparsa kaybı olur mu, olmaz mı? Çünkü sonuçta bunun için bir öğrenme süreci gerçekleşecek, bir eleman yetiştirme süreci gerçekleşecek. Değer mi, değmez mi? Bunun araştırmasını şirketler muhakkak yapacaklar. Ama eminim ki 5-10 yıl sonra hepsi ya Rust ya da Rust'tan esinlenen yeni programlama dillerine geçmek zorunda kalacaklar. Benim düşüncem bu tabii. Ama hani yeni öğrenenler için ben şunu kesinlikle söyleyebilirim. Rust öğrenin. Çünkü Rust'ı her alanda kullanacaksınız. Her alanda. Eğer işte 18-20 yaşlarındaysanız Rust programlama dilini ne yapın edin öğrenin. Web sunucu mu yapmak istiyorsunuz? Rust kullanabileceksiniz. Mobil uygulama mı yapmak istiyorsunuz? Web öğreneceksiniz. Frontend mi çalışmak istiyorsunuz? Web Rust öğreneceksiniz. Rust işinize yarayacak yani. Performans mı? Rust. Güvenlik mi? Yine Rust. Her yerde Rust olacak. Ya da dediğim gibi Rust'tan esinlenen yeni programlama dilleri olacak. Belki de onları kullanacaksınız. Ama Rust'ın mantığını öğrendikten sonra bir şekilde bu 5-10 yıl sonra size her türlü alanda katkı sağlayacak. İşte makine öğrenmesi mi? Rust olacak. Efendime söyleyeyim veri yapıları mı? Rust olacak. Efendime söyleyeyim işte yapay zeka yine Rust olacak. Hepsinde olacak yani. Hiç kaçarı yok yani bunun. Öyle söyleyeyim. Rust ile mesela az önce saydığım gibi neler yapabiliriz? İşte web uygulamaları yapabiliriz. Bu konuda müthiş. Çünkü hem multithread kullanabiliyor hem de asynchronize sistemi de kullanabiliyor. Async dediğimiz. Bu mesela network ağlarında müthiş bir kolaylık sağlıyor.
Bu açıdan Rust mesela neredeyse unique bir sistem diyebiliriz gerçekten. Yani bu kadar hızlı bir async sistem, bu kadar güvenli olması ve network kütüphanelerinin de hazır olması, derli toplu olması müthiş kolaylıklar sağlıyor. İşte mesela Actix denilen bir kütüphane var bunun için müthiş. Yine benim kullandığım Tide var, Rocket var daha basit seviyelerde. Efendime söyleyeyim başka neler var? Tower var, Trillium var, bir sürü yani varolu var. Frontend denildiği zaman olay bambaşka bir boyuta geliyor. Mesela WASM denilen WebAssembly, JavaScript'in ileride yerini alacak teknoloji diyebiliriz biz buna. Ama sadece JavaScript'in aslında yerini almayacak. Mobil uygulamaların da yerini alacak bu WASM kütüphanesi, WASM dediğimiz teknoloji. O yüzden ne yapın edin, WASM nedir, ne değildir, nasıl yapılır öğrenin. Sadece Rust ile geliştirilmiyor bu arada. Yani C, C++, Go, Java bu gibi dillerde de WASM geliştirebilirsiniz. Teknolojiyi kullanabilirsiniz. Ancak bu konuda en sağlam ilerleyen Rust toplulukları. Gerçekten diğerlerine fersah fersah fark atmış durumda. Bu açıdan da Rust mesela çok sağlam geliyor. Şu anda mesela Rust ile neler yapılamaz diye bir şey düşünüyorum. Rust ile aslında yapılamayan bir şey yok fakat alternatifleri kadar iyi yapamayan durumlar var. Mesela TensorFlow denilen yapıyı Python çok daha iyi kullanabiliyor yani. O kütüphaneleri çok daha sağlam. Mesela NumPy denilen Python kütüphanesi gerçekten çok sağlam. Rust ile henüz onun kadar iyi bir alternatif gelmiş değil. Ondan sonra tabi hala Rust ile ilgili geliştirilmesi gereken birçok konu var. Veri tabanı araçları henüz çok sağlam değil. Mesela işte PostgreSQL'e bağlanan MySQL kullanan veri tabanlarına bağlanmak için kullandığınız kütüphaneler henüz çok ileri seviyede değil. Şimdi Rust'ın biraz da kötü taraflarından bahsedelim. Rust şu anda dünyada son 5 yıldır en sevilen programlama dili. İşin doğrusu ben de gittikçe seviyorum. Yani benim gibi yazılım cahili birine bile bazı şeyleri öğretiyor ve öğretirken de tatmin sağlıyor. Neden tatmin olduğumu da söyleyeyim. Muazzam bir hızı var. Ne kadar zorlarsa zorlasın ben o hızı gördüğüm anda diyorum ya, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Aman zorluk. Zorluk dediğin nedir yani? Hayatın kendisi zordur gibisinden gereksiz felsefelere girişiyorum. Çünkü aşırı mutlu oluyorum o sırada. Kolay değil ama. Rust kolay değil. Yani bizde her şey, ben eğitimde de bunu çok görüyorum. Okulda da çok görüyorum. Yani bir çocuğa bir şey söylediğiniz zaman işte bu çok güzel bir şey, bunu yapmalısın denildiği zaman kolay olması gerekiyormuş gibisinden bir algı var. Niye kolayı seviyoruz? Ben onu çözemiyorum mesela. İşte çocuklara diyorum ki matematik gerçekten çok güzel. Çok güzel. Burada zor sorular var. Bunları çözebiliriz gibisinden. Ben mesela heyecanlı yaklaşıyorum. Çocuk tam tersi. Zor dediğim zaman çocuk birdenbire strese giriyor. Çünkü niye? Tabii çocuğu da anlıyorum. O çocukları da anlıyorum. Neden o strese girdiklerini anlıyorum. Çünkü sınavda çıkacak. Zor ise sınavda yapamazsa ne olacak? Öğretmenden fırça yiyecek, velisinden fırça yiyecek, işte sınavlarda kötü not aldığı zaman işte lise sınavlarında, üniversite sınavlarında bu ona etki edecek diye çocuk birdenbire strese giriyor. Ha, ama tabii ben onların o psikolojisini anlıyorum fakat aşmaları için biraz konuşsam da maalesef çok etki etmiyor. Fakat bir işte eğer öğrenmenin sonucunda işte bir sınavınız falan yoksa ama yine de öğrenmek istiyorsanız aslında kolay şeyler sizi tatmin etmiyor. Ki ben bunu mesela Python'da yaşıyordum. Program çalışıyor ama içime sinmiyor. Çünkü o kadar basit olmuş ki içime sinmiyor. Ki zaten bir süre sonra bakıyordum. İçime sinmemesinin birçok sebebi ortaya çıkıyordu. Sağlam yapmamışım. Ama çalışmış. Rust programlama dili mesela buna izin vermiyor. Düzgün yapmazsan çalışma. Düzgün yap. Bu işi düzgün yap diye fırça atıyor biraz. Yani mazoşist değilim ama niyeyse Rust'ın böyle dırdır etmesi, serzeniş etmesi bu arada açıklama yapması benim hoşuma gidiyor. Çünkü yeni bir şey öğrendiğimi fark ediyorum orada. Aa, he, tamam.
anladım tamam gibisinden. Bu yüzden ben Rust'ı seviyorum. Ama sevdiğimiz şey illa da kolay olacak diye bir kaide yok. Hatta ben herkesin yapabildiği bir şeyi yapmaktan çok da mutlu olduğumu söyleyemem. Yani ne olursa olsun bir farklılık olsun yani ya. Kendimi böyle biraz daha ne bileyim, "Aa, ben bunu yaptım, yapı bu. Bu daha önce yapılmamıştı. Aa, çok güzel oldu" falan filan gibisinden söylemek istiyorum. Beni tatmin eden çünkü o. Ben mesela sınıfta herkesin çözebileceği bir matematik sorusu beni tatmin etmiyor. Mesela bende tembellik denilen bir durum da var. Ben çok tembelim. Ders çalışmam, ödev yapmam gibisinden. Yani liseden, ortaokuldan, hatta ilkokuldan gelme bir şey bu. Bu tembellik oluşmasının sebebi gerçek anlamıyla beni okulda zorlayan soruların olmamasıydı. Ben zorlanamıyorum yani. Beni zorlamıyor. Ben bunu yap çözerim arkadaş yani. Bu nedir yani? Ben niye gideyim evde çalışayım ki? Oyun oynarım. Oyun oynarım. Niye oynamayayım? Bu bende tembelliğe sebep oldu ki bunun acısını da aslında uzun bir süre çektim. Keşke beni zorlayan sorular olsaydı da ben gidip evde ders çalışmak zorunda kalsaydım. Ha tabii çocukluğumuzda evde ders çalışma ortamı ne kadar vardı o da ayrı bir konu tabii ama yine de çalışırdım en azından beni zorlasaydı. Kafayı yorardım, öğretmeni çok daha iyi dinlerdim gibisinden, çok iyi not tutardım, zorlanırdım sonuçta. Ama olmadı. Yani basit. O yüzden mesela ben zor olmasını tercih ediyorum aslında. Zor olmasını tercih ediyorum. Eğer tabii yapabileceğim bir süre içerisinde ise zor olması güzel. Fakat herkes için bu durum aynı değil. Neden? Çünkü insanların böyle benim gibi mazoşist bir yönünün olması gerekmiyor. Çünkü daha öncelikli ihtiyaçları var. Bunlardan biri de sınavlar, bunlardan biri işte iyi bir okula gitmek, iyi bir üniversiteyi kazanmak, efendime söyleyeyim, işte işe girmek. Benim için durum biraz güzel olabilir. O yüzden ben bu şekilde yaklaşıyorum ama herkesin durumu maalesef aynı değil. Keşke olsaydı ama aynı değil maalesef. Bu da yazık yani. Aslında herkesin durumunun bu açıdan en azından aynı olması gerekirdi. İnsanlar öğrenmeyi sadece sevdikleri için, merak ettikleri için gerçekleştirmeleri gerekirdi. Fakat bizde alakası bile yok. Uzaktan yakından bir alakası yok yani. Hani internette orada burada eleştiriyorlar ya eğitim sistemi şöyle böyle. O eleştiriler gerçeğin yakınından bile geçmiyor. Yani o kadar kötü diyebilirim. Sıfır. Zeki öğrencilerin performansını aşağı indiriyoruz. O derece. Peki Rust programlama diliyle iş imkanları nelerdir diye düşünürsek şu an için yok. En azından Türkiye'de çok az var. Yani benim gördüğüm kadarıyla yok. Hatta şirketlerin çoğunun haberi bile yok. Çünkü şirketler zaten programlama dilinin ne olduğunu da bilmiyorlar. Sermayeyi basıyor, işçiyi getiriyor, işçiyi çalıştırıyor. Ondan sonra aman ne olmuş olmuş bir sorun çıktı mı neyden sorunun nereden kaynaklandığını de bilmiyor işin doğrusu Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de bir şeyleri üretmek sadece ve sadece para babalarına kalmış. Zengin ailelere kalmış. Geri kalanlarının maalesef herhangi bir şeyi geliştirme imkanı yok. Çünkü hani ben kendim de düşünüyorum. Benim bir yazılımla ilgili bir iş yapabilmem için Türkiye'de gerçekten yani 100 bin, 200 bin dolar paramın olması gerekiyor. Ulan benim o kadar param olsa ben zaten gider bir tane ev yaparım. Keyfimi orada yaşarım. Sabahtan akşama kadar yat, kalk bunu yaparım yani o kadar param olsa. Ama nedir? Hani bu daha işe girişirken şart koşuyorum. Ha bu da üstelik işte performans giderleri yok işte işçi giderleri efendime söyleyeyim malzemeler bu da değil. Yani bir işe girişiyorsunuz daha para kazanmadan devlete 10 bin 20 bin lira para veriyorsunuz. Vermem. Net. Vermem yani ben o parayı. Ben kazanmadığım halde para vermem hiçbir kimseye. Bu sömürüdür. Ben o sömürüyü de yapmam yani. O yüzden yani şu anda şirketlerde çalışmayı da sevmediğim için böyle kendi halime ne zaman canım isterse kod yazıyorum. Benimkisi böyle. Yani biraz sıkıntı maddi anlamda sıkıntı oluyor mu? Biraz oluyor ama çok da dert etmiyorum yani. Olsun. Gidip para kazanmadığım halde birilerine para vereceksem yapmam o işi. Vergi düzenlemesi yapsınlar. Ondan sonra ben de vergimi düzgün bir şekilde verecek işlere girişirim. Ama o zamana kadar canları cehenneme. Umurumda bile değil. O yüzden Türkiye'de dediğim gibi bu işi yapabilecek sıradan insanlar çok az. Ha ancak işte girersiniz belli bir seviyeye gelirsiniz. İşte şirketlerin nasıl yazılım şirketlerinin nasıl çalıştığını görürsünüz. Orada tecrübe edinirsiniz. Ondan sonra kendi projenizi üretirsiniz. O da
Tabii izin verirlerse ki ben o kadar da kolay olduğunu zannetmiyorum. Yani çok az girişimci var mesela Türkiye'de işte bir yemek sepeti var bildiğim girişimci. İşte Getir var. O da yine yemek sepetinden esinlenmiş. Yemek sepetinin bir alternatifi daha çıktı. Oradan esinlenmiş. Peak Games vardı mesela. Ben geçenlerde onun yöneticilerinden bir tanesinin sunumunu izledim. Teknoloji kullanmaya o kadar hakimdi ki. Müthiş bir teknoloji kullanma hakimi. Yani o şirketi o adam yönetirdi mesela. Fakat diğer yazılım şirketlerine bakıyorsunuz. Yazılımla alakaları bile yok ama bakıyorsunuz Türkiye'deki en çok kullanılan yazılım uygulamaları onlara ait. Ama yöneticilerinin dünyadan haberi yok. Parayı kazanan o yöneticiler, çalışan yazılımcılar fakat onların dünyadan haberi yok. Birbirleriyle zaten uyumlu da değiller. O yüzden problemler daha çok ortaya çıkıyor. Her neyse bu konulara pek fazla girmeyeceğim. Ama şöyle söyleyeyim, hani Türkiye'de iş imkanları yoksa bile olacak. Mecburiyetten olacak. Eninde sonunda bu yola gelecekler yani. Bu kadar büyük veri trafiğinin olduğu bir ağ yapısında RAS programlama dili kaçınılmaz sondur. Yapmak zorundalar, gelecekler. Yani ben öğrendim. Ha ben 30 yaşındaki birinin işte eğer iş imkanınız yoksa gerçekten bu sıkıntılı bir durumdur. Dolayısıyla biz RAS'ı mı öğrensek acaba diye soru soruyorsanız bana göre en çabuk iş imkanı elde edebileceğiniz programlama dili hangisi ise kendinizi direkt oraya verin. Orada kendinizi geliştirin. Rastın acelesi yok. Öncelikle daha öncelikli problemlerinizi çözmeniz gerekiyor. Bu programlama dilleri de JavaScript ve Türkiye durumunda PHP. Bu iki programlama dili Türkiye'de çok kullanılıyor. Tabii daha sonra Python denilen programlama dili kullanılıyor. Ha, Java'yı da öğrenebilirsiniz ama Java'da iş imkanı bulmak biraz daha zordur ve öğrenme süreci de biraz zordur. O yüzden hani ben bir an önce kendimi geliştirip hemen yazılım sektörüne atılmak istiyorum derseniz dediğim gibi tavsiyem JavaScript'tir ama bunu da kaynağından lütfen öğrenin. Yani kaynağından programlama dilini sağlam bir şekilde öğrenin. Öyle nasıl diyeyim 2-3 tane videolardan oradan buradan öğrenmeyin. Ha, bunun dışında eğer zamanınız varsa gençseniz daha iş hayatına atılmak için çok aceleniz yoksa yazılıma merakınız da varsa kesinlikle Rust öğrenin. Hepsini bir tarafa bırakın, Rust öğrenin. Çünkü geleceğin dili bu. Gelecekte bütün dillerin yerini alabilecek kadar güçlü bir dil olduğunu garantisini verebilirim yani. Gerçekten sağlam ve her alanda da kendini kanıtlamış durumda. Bundan yazılım işinde çalışacaksanız Rust öğrenin. Hiçbir şekilde açıkta kalmazsınız. Şu anda hani herkes gittikçe yavaş yavaş Rust ile kendi sistemlerini Rust'a geçirme eğilimi gösteriyor. Bunun içinde mesela Google var, Amazon var, Microsoft var. Yani bu adamlar boşuna buna yatırım yapmıyorlar. Rust programlama diline boşuna yatırım yapmıyorlar. Çünkü ihtiyaç çok müthiş. Ve siz bakmayın ha biz işte Amazon gibi işler mi yapacağız? Basit bir web uygulamasında bile bilemezsiniz. Bir 5-10 yıl sonra bir baktınız çok müthiş performans uygulamasına ihtiyaç duydunuz. Rust biliyor olsanız rahatlıkla o problemi aşarsınız diye düşünüyorum. Evet, bugünlük dediğim gibi sohbet şeklinde geçsin istedim. O yüzden biraz Rust hakkında konuşayım dedim. Çünkü aslında benim de sohbet etmeye ihtiyacım var. Çünkü kod yaz, kod yaz, kod yaz nereye kadar? Tek kendi kendime kod yazıp duruyorum. Bu bir yere kadar idare eder. Ama bir yerden sonra benim konuşmam lazım. Gidip birilerinin kafasını şişirmem lazım. O da işte YouTube oluyor. Ya da işte 2-3 tane arkadaş oluyor. Programlama ile alakaları yok ama ben yine de saatlerce onlarla programlama üzerine konuşuyorum. Aslında bu zihin hem zihin açıcı hem de dinlendirici bir unsur. İşin doğrusu. O yüzden keşke okullar açık olsaydı, öğrencilerim derse gelseydi. Ben de orada biraz daha konuşurdum. Orada da biraz rahatlardım yani. Neyse bir sonraki derste görüşmek dileğiyle diyelim. Burada videoyu sonlandıralım. Bir sonraki derste belki hatırlarsanız 6. sorunun yarısını çözmüştük. Diğer yarısı kalmıştı. Şimdi ben o diğer yarısını da biraz daha Rust'ın öznel durumuna göre çözmeyi düşünüyorum. O yüzden zor geçecek diye tahmin ediyorum ama eğlenceli olacak tabii ki. Zor olan eğlenceli çünkü kolay olanı ben sevmiyorum dediğim gibi. Hani o kadar da şaşalı olmasın. Hani şöyle söyleyeyim mesela siz
İkinci lig maçlarını izlemezsiniz değil mi? Real Madrid Barcelona maçı ya da böyle güçlü takımların maçları sizi heyecanlandırır. Niye? Neden? Çünkü challenge dediğimiz olay orada gerçekleşiyor. Ben de işte biraz benim seviyeme uygun ama zor olan sorular olursa, beni biraz zorlasa mutlu olurum yani. O yüzden bir sonraki soruyu buna göre çözeceğiz. Biraz Rust'ın karmaşık olan konularına giriş yapacağız. Umarım bir faydası olur. Umarım bunun da bir faydası olur. İzleyen olur mu bilmiyorum ama faydası olur diye düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.